Eşler arası ilişkilerde, anne baba ve çocuk arası ilişkilerde yaşanan bir çıkmazdan bahsedeceğim. Anne baba zorla çocuğa bir şey yaptırdığında veya eşler birbirlerine zorla bir şey yaptırmaya çalıştıklarında, dikte ettiklerinde genellikle amaçlarına ulaşamazlar. Hatta tam tersi tepkiler alır. Bu benim çok kafamı karıştıran bir konuydu. Bu durum bir çoğunuzun kafasını karıştırmış olabilir. Ya dilimde tüy bitti ama yapmadı. Yahu bağırdım, aşağıladım. Arkadaşım hakaret ettim ya. Hakaret ettiğim halde bir türlü onu ona yaptıramadım. Ne eşinize bunu yaptırabilirsiniz ne de çocuklarınıza bunu yaptırabilirsiniz. Peki sizce neden? Evet, burada o kadar önemli bir nokta var ki işte bu noktaya dikkat etmediğimizden dolayı bütün bu çabalarımız beyhude gidiyor. Hatta Muhatabımız kimse, eşimiz veya çocuğumuz, onunla aramızdaki duygusal bağ, saygınlığa ve sevgiye de zarar geliyor. Neden mi? Neden hedefimize ulaşamıyoruz? Çünkü karşı taraf sizin dikte ettiğiniz, emir kipini kullanarak yaptırmaya çalıştığınız, onurunu kırarak, saldırarak yaptırmaya çalıştığınız şeyi eğer karşı taraf Aynen olduğu gibi yaparsa kendisini tamamen değersizleştirmiş olur. Kendi değersizliğini, kendi kişiliksizliğini adeta onaylamış gibi oluyor. Ne demek hocam? Biraz açar mısınız? Arkadaşlar, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi tercih hürriyetine sahip olmasıdır. Bir şey yapıp yapmamak arasında kalıp kendi tercihini bir tarafa doğru yapmasıdır. Yani kendi iradesiyle, hür iradesiyle bir şey yapabilmesidir. Eğer siz karşı tarafın iradesini devreden çıkarıp, tercih hürriyetini devreden çıkarıp sadece dikte ederek ona o işi yaptırdığınızda onun insanlığını elinden almış oluyorsunuz. Onu adeta köleleştirmiş oluyorsunuz. Senin iraden yok veya var olan iradeni devre dışı bırak ben ne diyorsam onu yap. İnsanın onuru, insanın şerefi bu duruma düşmekten kendini korumak zorundadır. Çünkü insana ait değerler koruma altına alınmış. Akıl insan için çok önemli bir değerdir. Bakın, kafatası içerisinde koruma altına alın. Kalp çok önemli bir parçamızdır. Kafesin içinde koruma altına alınmıştır. İkisi de yok olsa insan yok olur. Üçüncüsü arkadaşlar, insanın iradesidir. Seçme hürriyetidir. Eğer bu yok olursa insan insanlığını kaybeder. Onun için psikolojik olarak koruma altına alınmıştır. İnsana bir şey dayatıldığında, bir şey zorla yap yaptırıldığında insanın içine yaratıcı onu koruma potansiyelini koymuştur ve ona zorla yap yaptırılan davranışlar kabul edilmemiştir. Ona zorla yaptırılan eylemler geçersizdir. Mesela bir insana zorla namaz kıldırırsanız o namaz geçersiz. Çünkü kendi iradesiyle tercih ederek yapması lazım. O bakımdan diyorum ki eşinize ve çocuklarınıza bir iş yaptıracaksınız. Lütfen onun kişiliğine zarar vermeden, onun da düşüncesine saygı duyarak, ricada bulunarak yapabilirsiniz. Sana zahmet olmazsa oğlum şunu buraya koyabilir misin? Zahmet olmazsa kızım, zahmet olmazsa eşim. Bunu derseniz karşı tarafa tercih hürriyetini vermiş olursunuz. Veya eğer müsaitsen şunu yapabilir misin gibi tercih hürriyetini verecek olursanız seçim hürriyetini verecek olursanız kişi kendi seçim hürriyetini kullanarak o işi yapacağından dolayı kendisine kişiliğine bir zarar gelmemiş olur. Onun için lütfen dikte ederek, aşağılayarak, suçlayarak, bağırarak dilinizden tüy bitinceye kadar ona saldırarak sorun çözmeye çalışmayın. Çünkü hepsi beyhude hepsi sonuçsuz kalacaktır. Karşı tarafın iradesinin olduğunu, seçme hürriyetinin olduğunu, yapma veya yapmama gibi bir durumun içinde olduğunu onay alarak yapması gerektiğine dikkat edersek burada devreye girecek olan davranışımız saygı davranışı olur. Muhatabımıza önce saygı duymak, iradesine, tercihine saygı duymak. Bunu yaptığınız takdirde, saygılı davrandığınız takdirde, onun tercihine müracaat ettiğiniz takdirde bu durumda kişi kendisini değerli görecektir. Hem size karşı saygısı da artacaktır, hem de bu işi, bu eylemi daha keyifle yapacaktır diye düşünüyorum. Ancak şu soru aklınıza gelebilir. Ya yapmıyorsa? işte yapmamak gibi bir hürriyeti de var arkadaşlar. Ona saygı duymanız lazım. Belki müsait değil. Belki o an yapmak istemiyor. Belki siz dikte ettiğinizden dolayı kendini koruma altına almaya çalışıyor. Bütün bunlara rağmen eğer yapmıyorsa siz kalkıp kendinizi yapmaya çalışacaksınız. Dayatmakla bu sorunu çözemezsiniz. Bu tercihi hiç kullanmayın. Başka yollar deneyebilirsiniz. Bu yol çıkma sokak diyebilirim.